Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olunuz, hepinize sevgiler, saygılar, canlarım, güzellerim. İyi bir haftaya başlarsınız inşallah ve umarım kimileriniz de iyi bir haftayı geride bırakmak üzeresinizdir. Şimdi bir olayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Oda TV'de bana göre bu yılın gazetecisi seçilmesi gereken, tabii Barışlar da var, Barış Pehlivan da var, Barış Terkoğlu da var, Musa Murat Ağırel de var. Tabii başka arkadaşlarımız da var elbette, hepsi çok değerli gazeteciler bunlar, mükemmel gazeteciler. Ama ben bir dönemler birlikte çalışmaktan onur duyduğum, evet, muhabirliği, akşam gazetesinde köşe yazarlığımda döneminde Müyesser Yıldız gazetemizin en başarılı muhabirlerinden biriydi. Evet, Müyesser Yıldız'dan söz edeceğim. Müyesser Yıldız'ın bir haberini paylaşacağım sizlerle canlarım. Benim çok önemsediğim bir haber. Oda TV'de yayınlandı. Şimdi bakın, önce Müyesser Yıldız'ın haberini okuyacağım. Gerekirse işlerinde yorum da yapabilirim. Mikrofon açık kalınca duyuldu diye bir ara başlık kullanmış Müyesser. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Beni izlemeniz, beni görmeniz çok önemli değil ama lütfen dikkatle dinleyiniz. Yer Sincan Cezaevi içindeki duruşma salonu. Dava 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Tarih 20 Ekim 2020. Yani 2 ay bile olmamış daha. Sanıklar yerlerini alır. Mahkeme heyetinden iki üye hakim ve savcı da kürsüye gelir. Mahkeme başkanı beklenir. Bekleme uzun sürünce üye hakim diğer üyeye "Başkan nerede?" diye sorar. Açık olduğu bilinmeyen mikrofondan üye hakimin verdiği şu cevap duyulur. Başkan, yani Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, hakim yani yargıç, Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor. Anayasanın 138. maddesini hatırladınız değil mi? Devam ediyorum. Gerek duruşma salonundaki sanıklar, gerekse de duruşmaya cezaevinden sesli ve görüntülü sistem, SEGBİS ile bağlanan sanıklar tepki gösterir. Reddi hakim talebinde bulunurlar. Ancak böyle bir olay yaşanmamış gibi duruşmaya devam edilir. Sonrasında sanıklar reddi hakim talebini mahkemeye yazılı olarak iletir. Ayrıca başkan hakkında hakimler ve savcılar kuruluna suç duyurusunda bulunur. Olayı cezaevi kanalıyla mahkemeye gönderilen bir dilekçeden özetleyelim diyor sevgili Müyesser kardeşim. 25 Kasım tarihli dilekçesinde bir sanık daha önce iki gerekçeyle mahkeme başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatıp ikinci gerekçesini şöyle açıklar. Başkanın Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüp talimat aldığı, dolayısıyla bağımsızlığını yitirdiği. Devamında şunu belirtir sanık. Mahkeme 24 Kasım 2020 tarihli oturumun açılışında reddi hakim talebimin reddine karar verdiğini açıklamış. Ancak yapılan açıklamada sadece birinci gerekçeme atıfta bulunulmuş. İkinci gerekçem ve talebime ise hiç değinilmemiştir. Başkan ile aynı gün yaptığım görüşmede bu gerekçem ve talebim ile ilgili istersem yeniden reddi hakim talebinde bulunabileceğim söylenmiştir. O nedenle reddi hakim talebimi yineliyorum. Canlarım be. Canlarım, güzellerim. Bu ülke hepimizin. Bu ülke ne başkan danışmanıyla görüşüp hüküm kesen mahkeme başkanının, ne ona vermesi gereken hüküm hakkında talimat getiren danışmanın, ne de o talimatı gönderin. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkede sizin, benim, yeni doğmuş bebeğin, bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çünkü yurttaşlık böyle bir şeydir. Efendim o da
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı kimliğini almadı. Olur mu? Dünya Türkiye eski Türkiye değil. Bir çocuk doğduğu andan itibaren hastane kayıtlarına giriyor. Hastane kayıtlarına girdiği andan itibaren o bebecik artık isterse bir saat önce doğsun, isterse 10 dakika önce, isterse bir gün önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurttaşıdır. Ve o bebeciğin, o yeni doğmuş bebeciğin ülke üzerindeki hakkı bu mahkemede Cumhurbaşkanlığı danışmanı ile görüşüp büyük ihtimalle talimat alan hakimle eşittir. O hakimin bu millete, o bebeğe, o bebeklere, bizlere, benden büyüklere, benim torunumlara, küçüklerime, çocuklarıma, akrabalarıma, aileme, Türk milletine yaptığı haksızlıktır. Ve çok büyük suçtur. Anayasanın 138. maddesinden kaynaklanan talimatlar gereğince, emir gereğince, anayasa emri gereğince hakim hakkında ve danışman hakkında derhal savcılık soruşturması başlatılmalıdır. Başlatılmış mı? Hayır. Şimdilik böyle bir şey yok. Şimdilik böyle bir şey yok canlarım. Devam ediyorum. Sanık yenilediği talep dilekçesinde şunları anlatıyor. Mahkeme başkanının bağımsızlığını yitirdiği, talimatla iş yaptığı gerekçesiyle kendi hakkında reddi hakim talebinde bulunuyorum. Talebime gerekçe olan olayı özetle sunuyorum. Bir sanığın Ekim ayı içinde savunma yaptığı gün, başkanın geç kalması üzerine üye hakim falanca, üye hakim filancaya başkanın nerede olduğunu sormuştur. Hakim kendisine cevaben, başkan Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor demiştir. Devam etmekte olan bir davanın başkanlığı yapan falanca filancanın bu davranışı anayasanın 138. maddesinde belirtilen hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, mevki veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez. Tavsiye ve terkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru soramaz. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremez ve yerine getirilmesini geciktiremez prensiplerine aykırıdır. Anayasanın 138. maddesini herhalde Türkiye'de gündeme en çok getirenlerin başında geliyorum. Daha belki bir hafta, belki 10 gün önce hatırlarsanız bu madde yine sonuna kadar okumuş ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş olmak üzere pek çok tutuklu yargılanan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı için mahkemelere adeta talimat ve emir verdiğini belirtmiş, aynen açıktır. O emirdir. Bir ülkenin cumhurbaşkanı beni bu ülkenin savcıları, yargıçları falanca falanca gibi teröristi ya da ne bileyim casusu bırakacak kadar bilmem ne değildir gibi bir takım laflar etmiş. Hatırlıyorsunuz değil mi canlarım? Bu doğrudan anayasanın 138. maddesinin kapsamına girer. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı var. Ama dokunulmazlığı olması yürekli bir savcının Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir fezleke göndermesinin önünde engel teşkil etmez. Cumhurbaşkanı anayasanın 138. maddesini bilmiyor olabilir mi? Zannetmem. Çünkü kendisi bundan bir ara söz etti. Sanıyorum zaten aklımda kaldığı kadarıyla aşağılara doğru o konuya müyesser yıldızla girmiş. Bu konu ile ilgili olarak HSK'ya başvuru yaptım. O yüzden reddi hakim talebimle ilgili kararınızı HSK'nın kararını açıklamasından sonra almanızı. 2. Olayın açıklığa kavuşturulması maksadıyla başkanın bu mahkemeye atandığı günden bugüne kadar olan şahsi cep
makam cep telefonları, sabit ev telefonu ile mahkemenin Ankara Adliyesi ve Sincan Cezaevi kampüsündeki makam odası telefonu ile kendisine tahsisli diğer mahkeme telefonlarının HTS kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını, mahkeme salonunda kayıt yapan kameraların ve tavandan aşağıya sarkıtılan mikrofonların Ekim ayı içinde duruşmaların yapıldığı günlere ait kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını. Müyesser devam ediyor. Bu dilekçeden yaklaşık 10 gün sonra sanıkların son sözleri alınır. Dilekçenin sahibi sanık yine bu olaydan söz edip son söz olarak şunları söyler. Ben sırtımı Allah'a dayadım. Sizin gibi Cumhurbaşkanı danışmanına dayamadım. Kimin arkasının sağlam olduğunu göreceğiz. Mahkeme heyetinin tepkisi mi? Sessizlik. Sessizlik. İkrar. Sessizlik. Suskunluk. Nedir? Kabuldür. Kabulden kaynaklanır. Sükut ikrardan gelir demiş eskilerimiz. Ya. Evet, hukuk reformunun konuşulduğu ve beklendiği, şimdi müyesser yapıyor, yorum yapıyor. Erdoğan'ın anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa, aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz? Gereken adımları niye atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Recep Tayyip Erdoğan o kadar doğru şeyler söylüyor ki. Evet ama Sayın Cumhurbaşkanı galiba şunun farkında değil. Rahip Branson'ı Trump'ın isteği üzerine tahliye ettirildiğini bizzat Trump açıkladı ve Sayın Cumhurbaşkanı yalanlamadı. Ne dedim o zaman? Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen çıkınız. Ey Trump, sen yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun diye kükreyin dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi canlarım benim? Eğer dedim Trump'ın yalan söylediğini dünya kamuoyuna açıklamazsanız bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanlığı makamının, zat halinizin değil, makamın üzerinde ömür boyu bir leke olarak kalabilir dedim. Değil mi canlarım? Hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın hafızasının zayıf olabileceğine ihtimal vermiyorum. Aksine son derece güçlü bir hafızaya sahip. Fiziki olarak da çok güçlü. Ben ondan sadece 5-6 yaş büyüğüm ama itiraf ederim onun temposunun %10'unu dahi gösteremem. Muhteşem bir enerjisi var. Bu kadar enerjik bir insanın hafızasının da güçlü olması gerekir. Değil mi canlarım benim? Başka? Türk asıllı Almanya vatandaşı gazeteci Deniz Yüceli de Merkel'in bir telefonuyla tahliye ettiğini unutmadık. Hepimiz bütün bunları biliyoruz değil mi canlarım benim? Osman Kavala'nın keza beraat ettiği halde Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması üzerine uydurulmuş yeni bir dosyayla, ben demiyorum, hukukçular söylüyor. Ben bir dosyanın uydurulmuş olup olmadığını bilmem. Ama medya böyle hukukçuların ağzından hemen hemen pek çok gerçekten tarafsız, objektif gazetecilik yapan gazete ve sosyal medya hesaplarında ya da ne bileyim paylaşım sitelerinde gördük uzmanların görüşlerini. Değil mi canlarım? Osman Kavala ile ilgili bu dediler. Uyduruk bir dava. Sırf Osman Kavala'yı cezaevinde tutabilmek için Cumhurbaşkanı'nın talimatının yerine getirilmesi dediler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanları bunları unutmuş olabilir mi? Unutmuş olabilir mi bilmiyorum. Şu olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine konuşma yapması için yazılan metinleri prompter'dan okuduğu için sorgulamamış olabilir. Önceden okumamış olabilir. Önünde geçince de prompter'dan aklına Trump'ın söyledikleri, Rahip Branson'ın tahliyesi, Deniz Yücel'in tahliyesi, Osman Kavala'nın beraat ettiği halde hemen tutuklanması falan yeniden cezaevine konması o anda aklına gelmemiş olabilir. Ama bizim ülkemizin değil, bütün ülkelerin cumhurbaşkanları
bilirler ki bir ülkenin muhalefet partileri, ister ana muhalefet partisi olsun, ister diğer muhalefet partilerinin genel başkanları ya da milletvekilleri ya da sözcüleri ne söylerlerse söylesinler hakimlere karşı. Hiçbir söyledikleri talimat yerine geçmez. Çünkü yetkili makamda değildirler. Mahkemeyi etkilemek yasak değil mi? Hayır. Herkes bir duruşma, bir dosya hakkında görüş bildirebilir. Görüş bildirebilir. Hakimlerin, savcıların isimlerini vermemek şartıyla. Dosya hakkında herkes görüş belirtebilir. Bu asla mahkemenin işine müdahale etmek anlamına gelmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da bir başkasının, Meral Akşener'in ya da diğer siyasi parti genel başkanlarının, sözcülerinin, milletvekillerinin bir dosya hakkında konuşmaları asla suç değildir. Bu konuşmayı mecliste yaparlarsa hiç suç değildir ama falanca şahsın tutukluğunun kaldırılmasıyla ilgili yasa teklifi vermek suçtur. Veremezler. Yasa teklifi veremezler ama veren de yok zaten, değil mi canlarım? Bugüne kadar ben hiçbir muhalefet partisinden falancayı serbest bırakın, tahliye edin diye bir yasa teklifi verildiğini duymadım. Şimdi ben bu konularda Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak iyi niyetli olabileceğini düşünürüm zaman zaman. Biliyorsunuz biz daha önce hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanın aldatıldım dediğini duymadık, değil mi? Ama Erdoğan bu konuda çok açık yüreklidir. Aldatıldığını kim bilir kaç defa söylediğini ben unuttum. Arşivlere bakmamız lazım. Ama çok aldatıldığını biliyorum sadece. Ya da çok kişi tarafından aldatıldığını biliyorum. Hepimiz biliyoruz. FETÖ terör örgütü olarak anılan eski cemaatin başındaki imamın kendisini aldattığını Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde birkaç defa değil çok defa söyledi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben unutmuyorum. Esad'ın kendisini aldattığını kaç defa söyledi? Bazı komutanların kendisini aldattıklarını söyledi. Kendi bakanlarının kendisini aldattıklarını söyledi. En son ne gördük? Merkez Bankası Başkanı, bir önceki yani, şu anda halen başkan olan Naci Ağbal değildi, bir önceki Murat Uysal ve bir önceki Maliye ve Hazine Bakanı, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak'ın kendisine doğru bilgi vermediklerini ve kendisini aldattıklarını yine kendi söyledi, duyduk. Yahut da gazeteler, televizyonlarda bile söylendi ama asla Sayın Cumhurbaşkanı yalanlamadı. Değil mi canlarım? Öyle, aynen öyle oldu. Yani çok kolay kandırılabiliyor. İnsanlar aslında bilmedikleri konularda iyi niyetinden istifade edilerek, iyi niyeti istismar edilerek daha doğrusu aldatılabilirler. Mesela şu olabilir. Mahkeme başkanı gerçekten de Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından birisiyle o anda görüşmektedir. Bu doğru olabilir. Bir bakın, ben doğrudur demem. Asla demem. Neden? Diğer iki hakim aralarında kumpas da kurabilirler. Bunu da düşünürüm ben. Bilmem. Ama bunun doğruluğunun ya da yalan olduğunun kanıtlanması için HSK'nın mutlak surette ilgili ağır ceza mahkemesi hakiminin baş hakim yani mahkeme başkanı ile ilgili soruşturma başlatması şarttır. Evet, müyesserin değil de sanığın da dediği gibi bütün HTS kayıtları ortaya dökülmelidir. Kim bilir? Hakim yani ağır ceza mahkemesi reisi kendisiyle görüşen danışmanın, Cumhurbaşkanlığı danışmanının ya da Cumhurbaşkanlığı danışmanının adını verince belki de Cumhurbaşkanı hayır diyecektir. Ben danışmanıma hiçbir konuda hiçbir hakimle görüşmemesi konusunda hatta bütün danışmanlarıma yazılı ve sözlü talimat verdim. İşte yazılı talimatım. Bütün danışmanlarıma gönderilmiştir. Hiçbir mahkeme, ne mahkemesi olursa olsun, ağır ceza mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, iş mahkemeleri, hiçbir mahkeme ile, savcı ile, yargıçla görüşmeyeceksiniz. Telefonlaşmayacaksınız. Mail ya da sosyal medya üzerinden birbirlerinizin mesajlarını paylaşmayacaksınız diye kapı gibi bir talimat gösterir Sayın Cumhurbaşkanı, bakarız. Ne olur? O zaman bir şey daha öğreniriz.
Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanını aldatan çok sayıda danışman var. İstismar eden çok sayıda danışman var. Kim bilir? Rahmetli Burhan Kuzu da belki kendisine danışmanlardan birkaçı ya da birisi tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından değil bizzat ama danışmanlardan biri tarafından mahkemelere müdahil olma konusunda sözlü talimatlar geldiğini söyleyecekti. Ya da söylüyordu belki de. Bilmiyoruz. Ama kader mi diyelim? Diyelim mi kader diye? Ne derseniz deyin. Haber bile olmadan bir anda, bir gecede koronadan ölüverdi, rahmetli oldu. Ya canlarım benim. Ben Cumhurbaşkanını savunmuyorum. Ben mahkeme heyetine bu dilekçeyi yazan sanığı savunmuyorum. Ben mahkeme heyetinin iki üyesini suçlamıyorum. Tabii ki mahkemenin başkanını da suçlamıyorum. Ben sadece ve sadece sizlerle öngörülerimi, sezgilerimi paylaşıyorum. Düşüncelerimi paylaşıyorum. Canlarım, benim yaptığım hep budur. Her zaman da itiraf ediyorum. Ben muhabir değilim. Ben bilgi alabileceğim kaynaklara sahip değilim. Benim bütün bilgi sahibi olduğum kaynaklar açık kaynaklardır. Televizyonlardır, radyolardır, sosyal medyadır, gazetelerdir. Ben onlarda yalanlanmamış olanları, yalanlanmamış haberleri, yayınlanmış haberleri okurum, sizlerle paylaşırım ve sonra da görüşlerimi söylerim. Bazen de temennilerimi söylerim. Değil mi canlarım benim? Ve ben bundan gocunmam asla. Bu da öyle. Müyesser Yıldız'ın Oda TV'de yayınlanmış bir haberi ülkemiz için, ülkemiz hukuku ve yargısı için çok önemli bir haber. Acilen, acilen hemen soruşturulması gereken bir haber. Hemen, kim bilir, belki de gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapanlardan birisinin bu olaya Cumhurbaşkanı'nın adını karıştırarak menfaat temin ettiği de ortaya çıkabilir. Bilemiyoruz. Belki Ağır Ceza Mahkemesi danışman aracılığıyla başka birilerinden menfaat temin etmiş olabilir. Bunların hepsi sadece benim düşüncelerim, sadece tahminlerim olabilir. Kanaat bunlar benim. Kanaat. Bir ülkede, demokratik bir ülkede birisinin kanaatini bildirmesi suç değildir. Bunu hep söylüyorum. Gazetecilere de söylüyorum. Hatta çünkü Korkusuz'da yazılan yazılarımdan birinde de bunu gazetecilere anlattım. Sevgili Barış arkadaşa da, hatta Selvi'ye, Abdülkadir Selvi'ye de anlattım. Yorum yapıyorsanız, mesela Barış arkadaş televizyonlarda muhabir değil, yorumcu. Ha, muhabir gibi haber dili kullandığı zaman da elinde mutlaka belge olacak. Belgesiz haber dili kullanamazsınız. Haber dili nedir? Bir olayın, olayı anlatırken oldu, görüldü, belirtildi, ortaya çıktı gibi cümleler kurmaktır. Ya da oluyor, geziyor, geçiyor, bitiriyor, üstünü kapatıyor, örtüyor. Bütün bunlar haber dilidir. O haberin bizzat görüldüğünü anlatır. Peki biz ne yaparız? Biz yorumcular, biz öyle bir dil kullanamayız. Kanaatim o ki diye başlarız. Bana göre deriz. Bence deriz. Benim öngörüme göre deriz. Tahmin ediyorum ki deriz. Bunları söyleriz. Ya da benim her zaman yaptığım gibi analizlerimde bu öngörüm, bu temennimdir. Ben temennimi de söylerim. Benim temennim suç değildir. Benim temennim ne zaman suç olur? Temenni ettiğim konuda şiddeti teşvik ve tahrik etmişsem, şiddeti övmüşsem, bir terör örgütüne vurun kırın falan gibi saçma sapan aptalca temennilerde, talimatlarda, dileklerde bulunmuşsam bu suçtur. Asla. Benden böyle bir şeyi asla duymadınız, duyamazsınız da. Ama ben siyasi temennilerimi söylerim. Tabii ki söylerim. Canlarım benim. Ya bu benim en temel hak ve özgürlüğüm. Bunun böyle olmadığını iddia edenler anayasayı bilmeyenlerdir canlarım. Ve keza ben hiçbir yetkim olmadığı halde, hiçbir mahkemeyi, savcıyı, yargıcı
etkileyemeyecek olduğum halde, öyle bir gücüm yok çünkü, hakimlere, savcılara talimat verir gibi konuşmam. Ama kendi düşüncemi kanunlarla ilgili, savcılığın soruşturma sonuçlarıyla ilgili, iddianamesiyle ilgili, hakimlerin hükümleriyle ilgili kişisel düşüncelerimi sizlerle paylaşırım. Onlar benim düşüncelerim. Ve sonra ne derim? Ben hükmü kesen hakimler gibi düşünmüyorum. Ben iddiada bulunan savcı gibi düşünmüyorum ama verilecek karara ya da verilmiş olan karara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığı mahkemeleri tarafından verilmesi hasebiyle saygı duyuyorum. Evet, her mahkeme kararına saygı duyarım. Eleştirir, o ayrı bir şey. Ama karara uymuyorum. Ne demek ya karara uymuyorum? Biliyorsunuz, hakkımda hapis cezası veriliyor, evelallah diyorum. Para cezası veriliyor, evelallah diyorum. Neden? Mahkeme kararı vermiş. Ben bir üst mahkeme hakkımı kullanırım. O da onaylarsa vatandaşlık olarak bana düşen mahkemenin kararını uygulamaktır. Efendim, tabii ki yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları dinlemiyor. Bugün dinlemiyor. Bugün güç elinde. Arkasında bir güç var. Değil mi canlarım? Ama yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? Bir sene sonra, birkaç sene sonra ne olacak? O zaman elbette yargılanmaları gerekiyorsa yargılanacaklar. Hapis yapmaları gerekiyorsa hapis yatacaklar. Mesleklerinden ihraç edilmeleri gerekiyorsa mesleklerinden ihraç edilecekler. Bu nedenle bu sanığın kim olduğunu bilmem, adını bilmiyorum, nitekim vermiyor müyesserde. Bu sanığın söz konusu yargıçla ilgili taleplerinin Hakimler Savcılar Kurulu tarafından derhal gündeme alınmasını, soruşturma başlatılmasını, sorgulanmasını ve hangi danışmanla görüştüğünü açıklamasını bekleme sebebim yargımızın daha fazla zarar almaması, zarar görmemesi, halkımızın, kamuoyunun yargımıza olan güveninin daha fazla sarsılmaması. Canlarım benim, çok uzun oldu. Sabahları bu kadar uzun konuşmam ama kusura bakmayın, çok değerli bir konuydu. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.